Bir de çökme kırığı denen bir şey var. Bu nasıl bir şeydir Eren Bey? Bu çok farklı bir hastalık. Peki. Bu genelde menopoza girmiş bayanlarda görülen bir hastalık. Erkeklerde daha az görünüyor. Kemik erimesine bağlı olarak bir omurun yani bir omurun çökmesi demek. Peki. Buna bağlı olan bir omur çöküyor. Yani omurların arasında belli yastıkçıklar var. Biz burada böyle görüyoruz bazen. Değil mi? Artık seyircilerimiz ve biz de çok hakimiz. Keşke olsaydı aslında. Tekrar etsek o bilgiyi. O aradaki yastıkçıklara ne olur peki onlar? Yani menopoz sonrası erirler mi? Onlarda bir değişiklik olmuyor. Onlar kemik yapısı olmadığı için. Tamam. Ama tabii yaşlandıkça hepimizde vücuttaki kolajen miktarı azaldığından dolayı onlarda da dehidrasyon dediğimiz içindeki sıvı miktarı azaldığı zaman onlar da dejenerasyona gidiyor. Ama bunun çökme kırığıyla bir alakası yok. Bir alakası yok. Evet. Çökme kırığı peki gerçekten adı üstündeki gibi bir kırık ya da bir darbeyle oluşan bir şey midir? Evet. Yani şöyle bir şey, onun hikayesi çok değişebiliyor. Bazen bir öksürmeyle bile kırabiliyorsunuz. Yataktan kalkarken bile kırabiliyorsunuz. Tabii ki bir şey kaldırırsanız da ufak bir travmayla da kırılabiliyor. Yani çok büyük bir travma hikayesi bu hastalarda olmuyor. Olmuyor. Peki ama kemik erimesi ileri derecede olan kişilerde mi bunu görüyorsunuz? Orta derecede olanlarda da olabiliyor. Omurda çökme kırığı görülebiliyor yani. Evet. Peki bu kişi aynı zamanda mesela kaç yaşında bir hanımdan bahsediyoruz bunun görülme yaşı ortalama? Yani şeyine bağlı. Menopoza ne zaman girdiğine, hormon değerlerinin ne olduğuna bağlı. Genelde tabii 60-65 üzerindeki hastaları görürüz ama çok erken menopoza girmiş insanlarda 50 yaşında da görülebiliyor. Görülebiliyor. Evet. Peki ortalama 60-65 yaşında bir hanımda bu omurga kırığı, çökme kırığı görülebiliyor. Peki bu hanım aynı zamanda spor yapıyorsa, bu hanım aynı zamanda beslenmesine dikkat ediyorsa, yüzüyorsa, yürüyebiliyorsa yine de bütün bunlarla karşı karşıya kalabilir mi? Kalabilir. Yani hormon tedavisi yapmayıp eğer kalsiyum ve vitamin D almıyorsa yani kalabilir. Yani menopoz sonrası bütün hanımların bir kemik densitesine baktırmaları ya da kalsiyum vitamin D değerlerine bakıp onlara eğer azaldıysa onları takviye etmeleri mutlaka gerekiyor. Peki.